Merhaba sevgili takipçilerim. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. E, biliyorsunuz ki ÖSYM ses bilgisiyle ilgili her sene soru soruyor. Ya bir ya iki tane kesinlikle soruyor. E, korkmanıza gerek yok. Bazen öğrenciler karıştırabiliyor isimlerini falan. Bu videoda bunu bir şekilde halletmeye çalışacağız. Daha önceki videolarımı da mutlaka izleyin. Çünkü orada da ses bilgisinin bazı maddelerinden bahsettim. Şimdi başlayalım. Hece düşmesi... Diğer ismi nedir? Ünlü düşmesi. Ya da bazı kaynaklar şu ismi de kullanıyor. Hece kaybı. Ya öğrenci diyor ki ünlü düşmesini biliyorum da hece düşmesine, hece kaybı ne? Sonuçta biliyoruz ki bir hece varsa bir tane ünlü harf vardır. Ünlü düşmesi. Şimdi ben öğrencilere e, ders anlattığımda hece düşmesine örnek verin dediğimde sürekli bana şu örnekler geliyor. Burun burnu, hükmü, hüküm hükmü akıl aklı gönül gönlü evet bunlar hece düşmesi ama hece düşmesi sadece bu örneklerden ibaret değil. Bakın burada 1 2 3 ve dört tane hece düşmesi örneğini size göstereceğim. Her biri ayrı soru kalıbıdır. Lütfen dikkatlice dinleyelim. Şimdi nedir? Kelimemizin kökü burun. U ile başlayan bir hece aldığında, U ile başlayan bir ünlü aldığında nedir? Burunu diyemeyeceğimiz için ne diyeceğiz? Burnu. Bakıyoruz tek tek kelimenin köklerine bakacağız. Burundu, U düştü. Hükümdü, Ü düştü. Akıldı, I düştü. Gönüldü, neydi? Ü harfi düştü. Buna biz ne diyoruz? Hece düşmesi diyoruz. Bu birinci madde. ikinci madde en önemli maddesi bana göre. Öğrencinin karıştırdığı maddelerden bir tanesi budur. Şimdi kelimenin kökü nedir? Çevirmekten ne olmuş? Çevre. Yani fiilken bakın çevirmekten çevre isim oldu. Demek ki ne aldı burası? Yapım eki aldı. Kelimenin kökü nedir? Oyundan oyna. Uyumaktan uyku. Yalından yalnız. Yanılmaktan yanlış özellikle bu üç e, bu buradaki kelimelerin hemen hemen hepsi tüm yayın evlerinde sorularda çıkıyor ÖSYM'de bu kelimeleri çok fazla çıkıyor ve çok fazla sevdiği için çok fazla soruyor bunu unutmuyoruz kayboldu kelimemizin kökü kayıp ı düştü hapis oldu kelimemizin kökü i i düştü zikretti kelimemizin kökü zikirdir seyretti kelimemizin kökü seyirdir i harfi düştü bakın nasıl soruyor ÖSYM bunu bakın Yapım eki alarak e, ünlü kaybına uğrayanlar derse bu aklıma gelecek. Eğer ikinci hecesindeki dar ünlü düşmüşse şu kısım aklıma gelecek. Yardımcı fiillerle bir araya gelince ünlü kaybına uğrar derse şu madde aklıma gelecek. Bir de nedir? Hece düşmesinin son maddesi. Birden fazla kelimenin birleşmesiyle ortaya çıkan ünlü kaybı maddesine de biz ne diyoruz? Aşınma diyoruz. Bazen bu şekilde de çıkabiliyor. Bakın birden fazla kelimeyimize bakalım. Cuma ertesi. Burada ne düştü? E düştü. Ne için? Bakın E harfi düştü. Ne asıl. Yine nedir? E harfi düştü. Aşınmaya dikkat edelim. Aşınma şudur. İki tane ünlü harf yan yana gelemeyeceği için bu ünlülerden bir tanesi düşer, aşınır. Buna aşınma denir. Aynı zamanda hece ölçüsüdür de. O zaman birleşik kelime ile ilgili bir hece ölçüsü durumu varsa bu aklıma gelecek. Son olarak soru tipi bu şekilde de çıkabiliyor. Aşağıdaki e, ünlü düşmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır diye sorabilir. 4 tane buradan verir, bir tane buradan verir. 4 tane buradan verir, bir tane buradan verir. Lütfen bunları unutmayalım. Şimdi soru tipine bakalım. Türetilirken ünlü kaybına uğrar. Hmm, hangisi türetilirken ünlü kaybına uğrar? Bir kere türetilirken demek türü farklılaşacak. Farklı bir tür olacak. İsimken fiil olacak ya da fiilken isim olacak. Türetilirken demek bu demek. O zaman nereye gideceğim? Şuraya gideceğim. Bakın yapım eki almışsa türemiştir türetilirken ünlü kaybı demek şurası demek. Ses bilgisi hece ölçüsünü bir videoda hazırladım. Diğerlerini izlemek için lütfen takipte kalın ve abone olmayı unutmayın.